Gürültülüyse tabii ki yine duyacağımız seviyeye abi çekebiliriz sesimizi. Abi. Peki başka bizim toplumda huzur bulmamızı ve düzenli yaşamamızı... Oğlum çok var, çok var. Hangisini anlatayım? Bir kere şeyler var. Çocuklara yaklaşım. Çocuk kanalıyız ya. Ha evet. Çocuklara yaklaşım. Mesela dışarıda bir çocuk gördün. Arkadaşının çocuğu. Ona nasıl mesela yaklaşırsın? Öncelikle onun göz seviyesine inmeliyiz değil mi? Bir yetişkin olarak. Oğlum sapık gibi görünmüyor iyice çocuğu kafasına tutup göz seviyesini. Hayır abi, iletişim kurmak için böyle diz çökeceksin ki çocuk... Şimdi çocuklar şöyle bir şey. Çocuk sevgisi şöyle bir şeydir. Yanında bir onun babası vardır. Sen onun babasıyla arkadaşsındır. Evet. Sen babasından mesela şeyin var. Babasından sen borç almışsın. Onun için... Adama borcun var, karşılaştın. Evet oğlum, evet. Onu şey yapacaktın zaten. Yani bunları toplumda gerçekten yaşatmaman gerekiyor. Yani adam nasıl önüne geçiyor, bilmem ne yapıyor, ittiriyor, acelem var diyor, bir şey var. Ha, bir şey der ki kusura kalma der. Bak. Müsaade isteyerek, evet. Aynen öyle bir... Mesela marketlerde çok yaşarız değil mi? Tek parça bir ürün almış. Tabii. Birisi der ki nezaket gereği. Evet. Pardon, benim bir ürünüm var, sizden önce geçebilir miyim? Niye geçeceksin oğlum? Birinize birini bekle. Ben de her birine şey, fırsat versem olmaz. Onu iyi örnek vermedin oğlum. Ama kibar... Geldin yanıma, neyse. Ah, sıra geldi. Haydi görelim. Niye böyle oldu ya? Bilmiyorum oğlum. Abi gaza geldim. Çok mu kendimizi kaptırıyor ya? Sen gaza getirdin beni. Bir müsaade etseydin her şeyi çözecektim. Oğlum edecektim de ne olduysa ne oldu? Bir şeyler oldu ya bana. Neyse tamam. Evet, başka toplumsal olarak... Oğlum bir takım... Şerefi çok sınırda olan insanlardan bahsetmek istiyorum. Sınırda yani, kendine de yetmiyor da. Öyle mesela oğlum, şeye bineceğiz, minibüse bineceğiz. Evet. Adam cari içiyor. Yani misin oğlum, kimse kimseye karışamaz. Neyse bekliyoruz falan bu. Derken dırdırlı minibüse geldi diyor. Otobüsün içine üfle diyorum ki gel oğlum gel ağzım üfle. Düşüyorum bazen diyorum ki gel oğlum ki ağzımı üfle ya, öyle boşa şey yapma, ağza vererek ağzımı üfle diyorum. Ne içtiğin sigaranın tadı tamamen üzerime sinsin diyorum falan. Bu da böyle geliyor, efendim abi anlamıyor ya, böyle yaklaştığını getiriyorum, çat bir koyuyorum bunu. Yapıyorum oğlum bunu. Niye insan... Evet. Hırhızlık çok kötü bir şey, hırhız olmayın yani. Öyle değil mi oğlum, hırhızlığın zaten cezası da... Çok dar değil ha, hemen yatıp çıkıyorlar neyse. Abi öneremezsin böyle bir şey. İşte evet. Hırhız olmayın oğlum. Ama evet, yani onu... bir ekmeğe de muhtaç düştüyse... Yine de hırsızlık yapmamalıyız bizim olmayan... Ya bir ekmeğe muhtaç düşmüş, evde çocuğu ağlıyorsa oğlum, böyle ahlaki kilemleri vardır hayatta. Evet ama o... Hırsızlık yapmayın. Evet. Dolay! Adamın çocuğu evde ağlıyor. Baba diyor. Ama bu adam gidip bir tane ekmek aldıysa da buna da hırsız mı diyecek? Hayır ya, izinsiz almış, hırsızlıktır onun adı. Oğlum gidip... ne diyecek adamın da izzeti. Onun için onu zaman zaman şey yapalım. Tamam. Ara şey yapalım yani. O zaman masal saat diyelim mi? Vuralım oğlum masalı. Oğlum zaman... adam ne vuralım? Yok laş. Ha doğru. Masalların önce oğlum ne yapar işte, bak bir şeye muhtaç olmayak, bir ekmeğe muhtaç olmayak, taşmayak oğlum, biz de bir ekmeğe muhtaç olmayak, taşmayak, evet. Evet. Pırr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 
herkes birbirine adabına göre, muaşeretine göre davranırdı. Evet. Karşılıklı şeyi vardı oğlum. Mesela şeylerde bile ya, eski televizyonda öyle değil miydi oğlum? Bir naifli güzeldi böyle. Neyi güzeldi? Televizyon ya, eskiden mesela bir şey reklamları vardı böyle. Hatırlamadım oğlum. Yok. Rahmetli Aşık ile Tikalatik sıramasını oynarlardı. Oğlum bir alışveriş bir fiş, bir alışveriş bir fiş. Önce alışverişimizi yapıyoruz, sonra fişimizi alıyoruz. Kadın gidip elantrik fişi topluyordu da. Adam dedi ki bu fişten demedim abi, hangi fişten giden bir paralar marat. Bir neşeydi be. Tombal oynamak gibi bir şeydi yani, bir neşeydi oğlum. Güzeldi yani, bir neşe verirdi. Hala yapabiliyor mu onu? Yok oğlum, nasıl yapabiliyor? Yapabiliyor, uygulaması var abi. Eskisi gibi değil. Nasıl var oğlum? Şimdi oğlum muhasebeci tutacağım da bir şey değil. Hayır abi dur, gel gel. Bak, hani ne var oğlum? Kumpara diye bir şey var. Her şey nasıl? Şimdi alışveriş yapıyorsun ya. Alışverişin fişini, fotoğrafını çekiyorsun uygulama üzerinden. O aynen, fotoğrafını çekiyorsun. İşte fotoğrafını çekiyorsun, gönderiyor. Sana TL puan olarak geri dönüyor. Bu eskinin şeyi gibi işte, vergi iadesi alıyordun ya, onun benzeri biraz. Onun o ben geçen sana getirdim ya pavyon fişlerini. Yemek yazdırıyorum. Evet. Yemek yazdırıyorum onu. Onun da fotoğrafını şak diye çeksem
bu kumpara mıydı? Yani bir, evet kumpara biraz ayıp olur ama yemek fişinde evet, yemek oğlum, yedik. Yemek oğlum yemek orada neyse ne yemeğimi değil mi? Yemek fişini de koyabiliyoruz değil mi? Evet yemek fişinde koyabiliyorsun. Onun dışında bir takım kampanyalar oluyor zaten. Mesela burada işte şu an ne varmış? Bu nasıl kampanya olur? İşte 30 TL ve üzeri bir takım markalardan ürünler alırsan evet. 20 TL hediye çekiliyor. Şöyle bir şey yani yaptık 30 TL üzeri falan şak diye fotoğrafını çektik mesela. Evet. Hop gönderdik. Hemen sana hesabına tanım. İşte fişini al, kumpara uygulaması tamam, yüklü. Tamam. Dayı yazsınlar, dayı 15. Koduyla. Tamamdan attım bak, dayı 15. Tamam. Koduyla oğlum, iyi olanlara dayı tamam. 15. Evet. Hadi 15 lira. Hadi 15 lira değerinde 10 puan vereceğim oğlum. Tamam. 15 liralık 10 puan benden size haydi bak. Evet dayı 15 koduyla uygulamayı indirip ya. Kayıt olursanız da 15 liralık puan tanımlanıyor. Ferah gönüllüyüm oğlum böyle evet ya güzel. Güzel oğlum güzel. Evet. Makinemizi de çekelim şak indirimimizi alırız. Vallahi verdim dayı 15 koduyla ya da güzel oğlum. Sadece fiş gibi düşünme abi oradan kampanya takip edebiliyorsun. Nerede ne var neyi ne alırsam ne kadar puan gelir. TL puan gelir vesaire onların hepsini uygulamanın içinden görebiliyorsun. Haydi gören bakalım ya. Güzelmiş vallahi. Eskiden de fiş çok kıymetliydi. Bak şimdi yine kıymetli gibi oldu güzel. Evet çünkü. Eskiden de oğlum vay o eski zamanlar ya. Ne güzeldi ya. Evet. Komik değildi ama güzeldi. Ben hatırlamıyorum ki onu. Ya şey tutmadı oğlum. Galiba. Şeyin tutmaz. Rütben yetmiyor. Masal saat diyelim mi? Diyelim oğlum masal diyelim. Güzel bir masal saati. Star Wars. He? Manasla bu oğlum da s**tire Star'ı görünce şey oldum ya. Boş ver. Oraya giremeyiz abi orada cumhuriyetçiler falan var. Giremeyim abi ben senin babanın bilmem ne kadar. İzlemiş gibi oldum da bu kadar. Ben senin babanım, sen benim babanım. Hayır, bu kadar. Hoca Star Wars mu? Hayır, değil. Bu kadar değil. Anlatmış olduk, iyi oldu. Başka aradan çıkardım. Abi siyasi şeyler var Star Wars. Ne var oğlum? İşte karakterler var, kötüler var, iyi var. Ne ben senin babanım. Zaten öbür gözün de öğretmeni söktü. Deryası'nın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yallah beş gittiniz. Bilgilerin içinde böyle onların içinde. Evet, bugünkü konumuz evet. İnsani değerler değil mi? İnsani değerler mi kaldı? Kaldıysa evet. Ne değil, ne görelim. Evet. İnsani değer mi kaldı oğlum ya? Evet abi bana. Neymiş bak mesela, insan. Öğrenin oğlum insan olun. Evet. İnsanlık öğrenin ve insanlık mı kaldı ya? Evet, insan zaten insani değerler evet. Topluma ve insanlara katkı sağladığımız ve katma değer eklediğimiz bir takım kavramlar değil mi? Bunlar çok elle tutulabilen şeyler değil. Değil. Mesela hayvani değerler ne? İnsani hayvani. Değerlerden farklı olarak. Yok. Hayvani değerler diye bir şey yok mu oğlum? Yok abi niye olsun hayvanın değeri mi olur? Olmaz mı oğlum? Kurban yani. Olayım onları olmaz mı? Hayır, hayvan. Öyle değil. Öyle değil. Olur tabii değeri de şey gibi düşünme. Yani insan gibi zihinsel bir evet oğlum o zihinsel puştuk olmadığı için. Evet. Çok değerli onların. İşte acıktığımız kadar yiyelim. Elenecekken Vehbi Ali Koç'a doğru evrilmiş. İnanılmaz oğlum bu zenginlik çok güzel ya. Mesela özgürlük dışında saygı var değil mi? Birbirimize daha saygılı davranmamız gerekiyor. Böylece katma değer eklemiş oluyoruz iletişimimize. Saygı önemli çocuklar, saygı önemli. Şimdi insanoğlu birbirine saygılı mı? Evet yani olmalı anlamında diyorum. Tabii ki bazı ufak tefek anlaşmazlıklar olabilir. Saygı dediğin bütün mevzu parayla olduğu için Umut filmini anlatmıştık ya paran varsa cappar kardeş et yen şarap içen yazın bile üşürsün paran yoksa der ya. Evet. İşte öyle oğlum. Ama yani saygı, sevgi bilmem ne hepsi böyle dalavereye dönmüş. Oğlum can pazarı artık ya. Yani metrobüste trafik. Ne var? Yardımseverlik var mesela değil mi? Öyle evet bir değerdir. Yardımseverlik değerdir. Şöyle yardım etmek çok güzel bir şeydir çocuklar. Bunu zaten öğretmenleriniz söylüyordur yardımsever olun diye. Fakat atalarımız da başka bir şey söyleyen atalarımız da var. İşte der ki acıma yetime koyar götüne. Ama evet bazı... Bunu açalım oğlum atamız demiş. Yani acıma yetime koyar götüne ne demek? Atamız demiş oğlum. İşte yetimler hakkında çok yanlış bir tespit yapmış atalarımız değil mi? Atalarımızın da her söylediğini. Sen maraz doğar. Yine bir atasözümüz. Evet. Yardım edin oğlum.
Düşmüşlere, düşkünlere yardım edin. Hadi. Öyle bir şey mi? Evet yani insan. Yardım edeceksin yani. Oğlum. Kendinden zayıf görene a** koydum al sana tekme demeyeceksin. Evet. Ver oraya Alper. Evet, onun yerine. Elini uzatacaksın. Evet. Kaldıracaksın yerden falan filan güzel bir şeydir. Fakat ne derler? Sağ elin yaptığını işte sol el bilmesin falan. Şu anda öyle değil galiba işte. Nasıl yani? Bir de oğlum bu endüstriyel yardımseverlik diye bir şey var. Vakıflar. Aa evet, dernek ve vakıflar da var değil mi? Vergiyi çok güzel nizamladığın bir sistem. Yani yardımını verginin içine sokabildiğin falan. Sistemler gibi hiç vakfım olacak kadar olmadı. Bir dayı vakfı kurarsın dönsün. Ne yaptığı da belirsiz. Twitter alıyor, milleti kovuyor. Mavi tip veriyorum diyor. Zenginlikten delirmiş gibisine bir zengin. Evet. Jeff neydi bu? Jeff Bezos var. O da oğlum ya diyor ki milyarlarımı vereceğim ya herkese diye. Biz de vay 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 şak 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 diyoruz. Halbuki oğlum parayı bilmez çocuklar. Gelin anlatayım. 1 milyar dolar ne kadar biliyor musun? Buradan böyle tabanlarca, odalar, depolarca. 1 milyar dolardan sonrası aynı şey oğlum. Helikopterini bilmem ne nasıl sonra. Mesela 5 milyarım var. 10 milyarın olsa ne olur, olmasa ne olur? 5'ten yukarı zaten harcayamıyorsun gibi bir şey. Ancak yörüngede arabamı döndürttireyim oğlum. Twitter'ımı alsam, oraya mı soksam gibi bir şeylere dönersin. Neyse böyle yardımseverlerimiz var. Evet. Değil oğlum değil. Mars'ı işgal etmek için pezevenk. Ali Koç! Oğlum para topladı. Evet. Fenerbahçe. Para topladı oğlum ya. Vay arkadaşlar. Millet de 20-20 gönderdi. Adam böyle de bir dünya ya. Ali Koç'a para verdik. Yani oğlum bireysel olarak siz birini gördünüz. O an o andır oğlum. O an gerçekten senin yardımın önemlidir. Yapacaksın oğlum. Evet. Cebindekini ikiye böleceksin. Ekmeğini böleceksin. Yardımını edeceksin. Yardımdan anladığım bu. Yardımseverlik, vakıflar, bilmem neler. Ama libidosu çok düşük. O kadar parayla yani... Bilmiyoruz. Evet. Bilmiyorum. Evet oğlum bir bilmem belki de neler yapıyordur bizim anlamadığımız. Nerelerini ovcalatıyordur. Daha bilindik yine onun gibi Angelina Jolie var değil mi? O da Afrika'ya da çok fazla yardım evet, yapıyor. Kilo kilo çocuk alıyor ya. Hayır. Afrika'dan. Ya şuradan bir yarım kilo da kıvırcık tart ya. Çekik aldık mı bir et ya. Atat içine çekik karışık lüks çerez alır gibi çocuk aldı. Öyle değil mi oğlum? Ara sıra mülteci kamplarına gidip giriyor mülteciler. Boyu da yüksek ya. Mülteciler de genelde fakirin boyu kısa olur ya. Gördün mü oğlum Angelina Jolie derler. Ne kadar güzel karı he derler falan. İşte mülteci kamplarında geziyor. Başka kim var oğlum aklına gelen? Haluk Levent. Aaa işte bu oğlum. Yardımsever dediğin Haluk Levent. Evet. Tanıyalım Haluk Levent'i. Sanat hayatına sahillerde 2 notayla, 3 notayla çalınabilecek Anadolu rock dediğimiz çirkin parçalarla başlamış olsa da çirkin derken seveni çok. Evet. Yollarda bulurum seni, takvimlerden çalarım seni. Evet, bu tip çirkin daha çok liseli öğrencilerin de gitara yeni başlayanların mükemmel çalabildiği parçalar yaparak başlamış. Abi oğlum adamın içinde gerçekten bir yardımseverlik var. Değil mi? Sonrasında evet, Ahbap Derneği'ni kuruyor. Adam geri çeviremiyor. Ali abi ya gelsene şu kız arkadaşım var. Gidiyor onun kız arkadaşıyla barıştırıyor. Efendim diyor Ali abi diyor işte şurada bir şeyim var. Gidiyor kampanya yapıyor, topluyor, ediyor, tur derken düşün ki koca memlekette evet. Gerçekten adam en önemli yardım kuruluşa dönüştü adam. Adam bir Anadolu rockçıyken falanken kaba kaba sesiyle söylerken adam kuruluş oldu. Haluk hocam öpüyorum şarkılarını değil seni öpüyorum evet. Evet masal saati diyelim mi? Vuralım avradını yiyelim. Ding 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 ding. Madem dedik yardımseverlik dedik bilmem ne dedik bilgeç dedik Haluk hoş dedik falan dedik. Bunların en önemli masalı Batman. masalını evet. Anlatacağız oğlum. Bruce Wayne ve şurakasının masalını anlatacağım. Evet. Gotham City denen aslında New York oğlum orası. Cezadan onlarda da mı Silivri var?
şimdi şöyle bir şey oğlum. Evet. Çok acayip. Bunun bir kahramana dönüş bir hikayesi var. Önce onu anlatalım. Evet. Bu babası zengin. Sakıp sapan gibi. Tüm şehre yardım ediyor. İnanılmaz. Yardım da öyle bilemedi oğlum. Vakıf yardımı. Her zaman içinden bir tırnaklık çıkabilir. Aslında bilemiyorum. Ama zengin oğlu zengin. Evet. Anası babasıyla nasıl olduysa korumasız gezmez bunlar. Sinema çıkışı gezerken iki tane gaspçı. Evet. Haplanmış oğlum. Laf anlamaz gaspçı. Kimler mi çekmiş ne yapmışsa. Ya paranız canınız dur oğlum para verin de lan tok. Anasını babasını katlediyorlar. Bruce Wayne'in annesi ve babasını çocuk yaşta kaybediyor. Evet oğlum. Normalde bir fakirin anasını babasını gözünün önünde vursalar ağlar. Sonra zaten yetim olduğu için okutmazlar falan. Bir çay ocağında çalışmaya başlar. Ne yapıyorsun lan yetim İsmail'dir. İyiyim abi falan der. Öyle yaşar gider. Ama zengin olunca oğlum çocuğun travması, vay travmam var babam beni yarasayla mı korkuyor diye gülüyordu. Joker Jack Nicholson'dı. Çok çıkabilirdi lan. Alev sıkıyor. Evet. Ya yukarıya kancaksam çekse, götümden şey çıksa, arabam motora dönüşse, motor da arabaya dönüşse, o da helikopter mi olsa. Oğlum bir çocuğun elindeymiş gibi bir şeyler oluyor de değil. Emniyette demiş ki kim biz ne uğraşır 3 paraya. Ya halım ışığı dediler. Evet yani Gotham teşkilatı, emniyet teşkilatı çok zor duruma girdiğinde Batman'i çağır. Ödenekleri çok az. Hep aslında ağzından tanıyordum Bruce Wayne. Mal gibi ortada. Kim bu Batman ya? Allah bilemiyoruz. Kim acaba ya falan diye numara ha. Hepsi biliyor Bruce Wayne oldu. Kim o kadar parayı bulup yapacak? Ama Batman dediğimiz karakter bir strateji dehası değil mi? Maşallah. He, çok zeki gibisin ya bir şey. Neyse bir tane düşman gerekli buna. Joker! Evet. Ed Ledger miydi otelde? Evet, aşırı dozdan mı öldü? Abi efendim. Gülüşün ya Allah öpücükler yıldızlar. Evet. Mumlar gibi yanıp her tarafa yeri bitene kadar öyle bir bilgi. Evet bugünkü konumuz oğlum? Üreme. Aha vallahi mi diyorsun? Evet. Üreme. Demek vay be. Oğlum demek yaşın kız geldi de üremeyi mi dinleyeceksiniz? Vallahi çok güzel. Çünkü bu yaşa kadar onlara demişler ki vay oğlum leylek getirdi. Seni nehirde bulduk, suda tuttuk falan filan. Yalan! Türlerin neslini devam ettirebilmek için evet. Yaptığı ve her türün yaptığı bir eylemdir değil mi? Evet bu eyleme işte dedi. Ay eşeyli ve eşeysiz olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi bu eşeyli üreme dediğimiz bildiğimiz klasik şakşaklı üreme. Hayır, eşeyli üreme dediğimiz türün bir başka eşe tabi olması üremek için. Bizim gibi yani. Evet. Üremek için oğlum işte karşı cinsle fanfinfon gibi mi? Mesela hayvanlar eşeyli ürerler değil mi? Önce oğlum şu insanları bir anlatalım da şu oğlum semeler daha neyin ne olduğunu bilemiyor. Önce onlar bir otursun yerine. Ondan sonra bitkisi şeyini eşelisini tamam. Keşelisini anlatırız. Tamam. Şimdi erkek var. Evet. Erkekte ne var? Nasıl? Kadın üreme organı olan yumurtayla erkek... Yumurta mı kadın üreme organı? Ya üreme organı değil de şeyin kaynağı o ya. Neyin kaynağı? Vulvanın içinde... Vulvayı mı anlatalım? Vulvayı anlatmıyorum sen niye beni zorun... Oğlum bir dakika ben şimdi şey anlatayım... Hayır deme! Ne diyeceğim? Abi spermden yumurtadan iler diyelim. Sperm diyelim. Sperm kanal ileticisi. Sperm kanal ileticisi. Güzel buldum ha. Erkekte bir sperm iletici fortumu gibi bir şey var. Evet. Kadınlar da o depolama geçiriyor. Dişi gene de geliyor öbürünü götürüyor. Kokluyor. Şimdi şöyle kadınlar seçecek. Değil mi oğlum? Kadın en güçlü, en doğru, evet. En güvenilir spermi seçmekle gibisine bir şey. Evet. Soyu için kendiyle en uyumlusunu bulacak erkek ki en güçlüsü olacak. Erkek ise çıtasız, seçimsiz. Ne ararsın ya? Ha, yeter ki ne şey olsun diyen kafasızlıkla ilerleyen. Ama orada bir fark var. Yani erkek birden fazla dişi dölleyebilirken dişi tek bir erkek tarafından döllenebiliyor. Bugün ona döllenir, yarın öbürüne döllenir. Ama öyle değil doğacak çünkü. Hayır oğlum. Mesela kadının biri geliyor. Hayatınla iki kelime konuşmazsın ama güzel. Evet. Konuşuyor. Konuşma abi. Karaktersizlik. Yürüyeceğiz diye karaktersizlikten karaktersizlik seçiyoruz. Masal saati diyelim. Oğlum dur bir dakika masaldan önce ekmeğimizi vuralım oğlum. Tamam. Daş mı yiyek diyelim oğlum ya. Kaç zamandır daş da yiyemiyorduk oğlum. Daş mı yiyek ver bari.
Bak şimdi sen söylemedin mi önceden? Yok sen bir şey demedin. CVS Air. Oğlum CVS Air. CVS Air. Evet oğlum. Pervane sistemleri diyeyim sana. Devasa. Devasa dağ gibi pervane yapıyor adamlar. Ha istese küçük de yaparlar. Çok da kafam almadı oğlum böyle anlatıyorum ama neyse. Pervane önemli aman ha. Öyle klimaya ben demez oğlum. Şak açtık soğudu enseden girer akşam öksürürsün falan. Pervane ne serinletliği verir olur ne serinletmedi. Bir neşe verir oğlum. Mesela klimada saçın sallanmaz. Biraz şey gibi de ya fakir eğlencesi gibi ya bu pervane. Nasıl yani? Dönüp onu izliyorlar diye. Ya oğlum dönüp izler. İşte bir tane salak olan biri evde küçük olan varsa. Ooo. Diye bağırmak gibi. Evet. Pervane eğlenceli oğlum ya güzel ya. Valla adamlar yıkama dev gibi ha. İnanılmaz. CVS Air. CVS Air'in asıl özelliklerini biliyor musunuz? Şimdi bir müsaadenizle onu vuracağım ama pervanenin eşliğinde saçımız pefir pefir böyle sallanırken vuralım. Tamam. Sen de belki sakalın sallanır bir havaya girersin. Elime gevşek bir şey alayım mı? Allah onu görek mi sallandığını. Hazır mısın oğlum? Hazırım. Ayıta mıyız Alper'im? Orancığım aç dedin naç ki bu CVS Air'in mükemmel özelliklerini ve bir de sürprizimizi açıklayalım dalgalanan saçlar eşliğimizde. Evet. Evet şu mükemmel pervanemizi açalım CVS Air pervanemizi. Ayrıca o şifreyi yazanlara da mükemmel bir spor arabası hediye ediyor. Yazın, bana gönderin, CVS Air araba hediye ediyor. Oğlum ne güzel oldu saçlar ha! Evet. Fantazi için de kullanılabilir. Sadece serinlemek için değil. Fantazi ürünler de çıkarabilirsiniz ya. Devasa türbün pervanesi. Boş ver ya biraz da fantezi ürünler çıkarım. Vallahi kendimi bir erotik hissettim ha. Evet. Michael Douglas gibi. Michael Douglas gibi olduğu zaman hiç önemli değil. Babası da aynıydı, Kirk Douglas. Evet, Spartacus falan oynamıştı, evet. Oğlu da öyle. Michael Douglas bir dedektifi oynuyor. Evet, salak bir dedektif. Bir yazar olan Sharon Stone'u. Sharon Stone. Şüpheli bir cinayetten. Bir tane cinayetler var oğlum. Birilerini sevişirken, üreme, bilimsel şekilde üreme esnasında. Bu kıracağını şak bir cinayetler var. American Police'i de Michael Douglas'ın da çözmeye çalışıyor. Sharon'ım da kitap yazıyor. Polisiye evet. Kitaplar yazıyor. Kitabın içindeki konu cinayetin aynısı. Birebir neredeyse gibisine. Evet. Bunun üzerine şüphelenen Los Angeles Polis Departmanı Sharon Stone'u alıp sorguluyor. Şimdi tabi bu Michael önce Sharon'ı görünce lal oluyor. Ağzı gözü evet. Lal oluyor Michael'ın. Neyse bunu sorgudasını alıyorlar. Ondan sonra o bitik oradaki maloş polisler de doluşuyor. Diyorlar ki buyurun Sharon Hanım oturun diyorlar sandalye. Sharon'ım miklendele yakın, inanılmaz beyaz, vücudun bütün hatlarını saran ama gerçekten tam inanılmaz bir kıyafetle geliyor. Evet dönemin şartları gereği oluşturulmuş bir standart kadın profili var. İnanılmaz. Sharon Stone da ona uyuyor. Sandalye oturuyor masal bu ya Sharon'ım. İşte polisler diyor ki vay diyorlar Sharon Hanım diyorlar sen şu gün ne yapıyordun falan filan çabuk söyle konuşmanız bir şey diyorlar. Evet. Ondan sonra kadın da diyor ki anlatacağım ya ama diyor anlatmadan önce diye ayağını çok yavaşça öbür ayağının üstüne atıyor. Ayağını öbür ayağının üstüne atarken vay 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 olaylar olaylar. Şimdi sen Sharon'sın. Olur. Sharon'sın. Tamam, şey şimdi bu Nihat abinizi bir 50 kilo daha hafif yaldır sarışın saçları bilmem ne ince vücut hatları falan bir hayal etmeye çalışın. Kadın olarak. Bir dakika süre ver hayal edin. Ben de polis memuruyum bu evet. Michael Douglas. Evet Sharon Hanım siz o saatlerde nerelerdeydiniz acaba? Bu soruya cevap vereceğim. Evet bebeğim. Ama... Film bu, özeti evet, bu. Filmin en ikonik sahnesi bu ama... Mükemmel oynadın ha! Teşekkür ederim abi. Vallahi Nihat, nasıl yaptın oğlum?
Bacak üstüne attı. Vallahi güzel adı. Neyse filmin ana sahnesi bu. Kıl Douglas'la Sharon Stone sevgili oluyorlar. Sevgili oluyorlar. Üre derken o sırada Sharon başkasını buzgıracağıyla şakşaklıyor. Ama suçu başka kadının üstüne doğru yönlendiriyor. Evet, Michael Douglas da birini vuruyor. Tam Sharon'dan süpürenecek. Sharon sevilim yapıyor. O da Michael'ın aklı zaten yok. Yarısı gitmiş. Öbür yarısı da gidiyor. Son final sahnesinde bunlar al gülüm ver gülüm. Bir bohumu çözemezsiniz. Evet, içgüdülerimizin bizim gündüz işleyişimizde... İçgüdülerine teslim olursan evet. Yallah yallahlayabilirsin. Evet. Aklınızı başınızda tutmaya gayret edin. Deryası'nın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Haydi görelim. Bugünkü konumuz hayvancılık değil mi? Hayvancılık gerçekten kaybolan bir değerimiz. Değer oğlum hayvancılık dediğin bir değerimiz. Eskiden daha yaygındı, şimdi daha bölgesel olarak yapılan bitti, bir meslek. Bitti oğlum, bitti. Bitmedi, evet. Hayvancılık hayvanların kendisinden ya da bir takım ürünlerinden ya da güçlerinden faydalanılan... Hayvanları her şekilde sömürüp ayak tırnağına kadar yaptığımız küresel sistemimiz. Evet değil mi? Hayvancılık türleri büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık. Çobanlık anlatalım oğlum biraz. Çobanlarımız, Alper çobanlar yapalım ya. Niye neden çobanlarımız? Evet. Çobanlık ölmeyen değerimiz gibi miydi neydi? Evet hala öyle değil mi? Hem büyükbaş olsun hem küçükbaş hayvanları güden, onları otlatmaya götüren kişilere biz çoban diyoruz. Çoban diyorduk oğlum. Keçeden şeyler olurdu, kocaman kıyafet olurdu, gece yatardı. Pangolitleri olurdu böyle toklu, boynuna tok bağlanır. Hep geceyle gündüzü kısaltmışlar ki daha çok yumurtlasınlar da. Evet oğlum o güzeldi. Kümesimiz vardı. Cü. Ne güzeldi ya. Şimdi değil mi? Orada da bir geri dönüşüm habitatı oluyor değil mi? Ne güzeldi eskiden. Şimdi niye bu arıcılık maracılık da falan. Değil mi? Eskiden... Arıcılık mesela ne kadar zor, ne kadar meşakkatli. Değil şimdi işte kolay var. Arın içine şeker katılıp şey. İşte orasını anlatmayabiliriz belki. Evet. Hayvan sevgisini mi anlatsaydık? Olur evet hayvan sevgisi. Dedin oğlum hayvancılığı. Eski geleneksel hayvancılık güzeldi. Herkes kendine yetecek kadar hayvanıyla bir şey yapıyorlardı. Şimdi vahşi o çocuk kapitalizm onlar işte bir yerlere kilitliyor. Şişkolasınlar diye bir şey. Evet onun yerine hayvan sevgisi değil mi? Bütün canlılarda olduğu gibi hayvanları da çok sevmeliyiz. Onlar bizim can dostlarımız değil mi? Patili dostlarımız onlar. Patili dostlarımız bu yanında duran mesela kaplan. Da senin dostun mu mesela? Ormanda gördün diyorum. Ananı yer yani. Oğlum pençete koydu muydu? Boynundan ısırıyor önce. Sen savuktura savuk. Bağırsaklarını yer falan. Evet o yüzden doğada vahşi olan hayvanlarla yakın temasa girmemeliyiz. Her hayvanı seveceksiniz diye de bir şey var mı oğlum? Var yani hayvanları sevebilirsiniz. Mesela neyi sevmesinler? Karaktersiz hayvanlar vardır belki. Ne gibi? Karaktersizdir hayvan. Mesela bir kedi vardır, şerefsiz gibi bir şeydir. Şerefsiz kedi çak önümden diyebilirsiniz gibi bir şey yapmışlardı. Evet, hayvanlara eziyet etmemeliyiz. O ne manyak, canavar gibi bir şey yaptılar ya. Masal saati, ling 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 ling. Şimdi biz geçen hafta ölümsüz Ömer Seyfettin ki ölmüş rahmet biliyoruz. Onun ölümsüz kendi vefat etse bile yet. Adlı eserini anlattık. Bedel ödeyerek anlattık onu da. Evet. Hastanelerde, terzanelerde falan bir yerde. İyi oğlum Ayşenur sağ olsun. Neyse terzanenin sahibi öpüyoruz. Bir de bugün madem Ömer Seyfettin külliyatının önemli eserlerinden aşağı. Ki Volkan Öge bunu çağı olsaydı daha iyi olmaz mıydı gibi bir küçük şey. Önerileriyle bize sağ olsun katkıda bulundu. Katkılar veriyordu Volkan Öge. Ne dedik biz kaşarı ne anlatacağız? Evet. Oğlum ibret nedir ne değildir falan filan gerçekten ölümsüz bir eser. Bir çiftlik evinde yaşanıyor olaylar. Evet kahraman ve Hasan. Evet Hasan iki tane kardeş var. Evet. Seme olanlar bunlar çiftlikte koşturuyorlar. Evet çiftlikte atlar falan var atlara bakılıyor. Hayvancılık gibi bir bunlar yapılıyor. Evet. Şey vardı bu çiftliğin hikayesi kimdi? Dadaruh. Şimdi oğlum bir kere hikaye şuradan biraz şey yapıyor. Çiftliği alıyor. Atlarımı aşağılayayım. Kaşağı'yı bulamıyor. Sonra Dadaruh Bey'in
kendine özel hiç kullanılmamış kaşasını buluyor. Özel kaşasını buluyor sonra da. O kaşağı alıyor, evet. Atları kaşayla taramaya başlıyor. Kaşayla at kaşağı alıyor. Kaşağı çok yeni olduğu için atların canı yanıyor, huysuzlanıyorlar. Ayarını bilemiyor böyle kaşağının heyecanıyla. Çok aşırı kaşağılamadan dolayı atlar rahatsız olunca. Atlar rahatsız oluyor. O da kaşağıyı alıp önce birazcık törpülemeye çalışıyor. Yani güzelim kaşağıyı mahvediyor. Evet, törpüle mahvediyor. Sonra deniyor. İstediği sonucu alamayınca kahraman çok sinirleniyor ve duvara doğru böyle kaşağını gidip atınca abu kaşağı ortadan ikiye kırılıyor. Evet. Kahraman çok korkuyor. Çünkü hemen Dadaruk'un kaşağı oğlum burumu evet. Evet, hemen ahıldan kaçıyor. Ondan sonra kırılan kaşağıyı kahramanla Hasan'ın babası görüyor. Oğlum bu kaşaya ne oldu? Yakalanıyor dertten. Abim bana iftiralar attı ben falan filan diye. Acılar içinde ölüyor Hasan. Evet. İftiranın acısıyla içinde birleşmiş şekilde. Evet. Kahraman da diyor ki vay 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 ben kardeşime iftira attım. O da acılar içinde öldü. Ben de intihar mı edeyim diyor. Hayır öyle bir şey demiyor. Öyle pişmanlık içerisinde ömrünü güzelce yaşıyor. Biz bu pişmanlıklar içerisinde. Ne öğreniyoruz bizim masaldan? Kardeşlerimize iftira atıp ölümcül kanserlere yakalatmamalıyız. Evet. Dadaruk isimli biri varsa onun herhangi bir eşyasını özellikle de kaşası varsa Dadaruk'un almamalıyız. Evet. Gerçekten güzel anlatan bir ölümsüz gücü de müzmin bir eser. Evet. Çok mu kaşağı dedik ya? Aşırı kaşağı dedik oğlum. Ben kaşağı dedik. Kaşağı diye vuruyor. Ben kaşağı dedim, sen kaşağı dedin. Kaşağı kaşağı derken gerçekten kalitesiz bir şey. Bu hafta kaliteyi mi yakalayamadım? Olsun, onun çok önemli değil yani. Keşke o kadar kaşağı dedim. Alper, bu kaşağıları falan biraz... Bak hala aynısını yapıyorsun. Evet. Kaşağı yapınca çok kötü bir yere gidiyor. Kaşağı de bak, hızlıca kaşağı. Kaşağı bak. Kaşağı, 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 kaşağı. Evet, güzel. Şey gibi mi oldu? Mı i̇şte öyle tonlayınca kaşağıya da çalışırdım. Hayvancılık. Olsun olduğu kadar. Evet. Neyse ne ya. Yeter. Zaten tepemizde de helikopteri. Ne oldu? Şafak operasyonu mu oluyor oğlum? Bilmiyorum abi. Gündüz gözüyle şafak yapmazlar. Bize mi yapacaklar? Alın oğlum. Gelin kim bu lan? Helikopterci gel bakayım. Abi bir dakika dur bak. Bilgi Deryası'nın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Haydi bakalım bilgilerin içinde deryalar olmak, deryanın içinde kalıp size bilgileri bulup mumlar yanıp dilimizi kadar aydınlatacak. Bugünkü konumuz coğrafi keşifler. Niye kimi keşfetmiş oğlum anlat bakayım. Evet coğrafi keşifler 15 ile 15. yüzyılın ortasıyla 17. yüzyılın ortası arasında gerçekleşen ve Avrupa'nın dünyayı tanımak için çıktığı en büyük yolculuk değil mi? Oğlum bir dakika kafadan mı atıyorsun gerçekmiş? 14. yüzyılda kimseyi keşfetmiyor muymuş? Hayır öyle değil yani kıtalar arası yani okyanus aşırı. Oğlum yok mu mesela Avrupa'nın haricinde Avustralya'dan bir adam, şurada da bir adam varmış deyip keşfetmiyor muymuş mesela? Onu niye tarihi yazmıyor? Ama onlar yakın ya, bu şey, okyanus ötesi diye bir şey var ya hani böyle Atlas okyanusu tamam, aşılıyor. Tamam okyanus ötesini ilk Avrupalılar mı? Evet, bu, asıl zenginlik. Oğlum adam koca Amerika'ya keşfediyor. Bizim burası ya bizim halamların yerine benziyor. Ya halamların köyü galiba diye mal oranın yeni kıta olduğunu anlamıyor. Zaten adam. Bütün bu yolculuk Kristof Kolomb'dan önce başlıyor. Önce gidiyorlar Afrika kıyılarındaki adaları keşfediyorlar. Bakıyorlar ki orada bir numara yok gibisin değil mi? Evet çok bir doğal kaynak olmadığını düşündükleri için de aşağıya doğru ilerliyorlar ve Ümit Burnu'nu buluyorlar. Ümit Burnu'nu önemli mi oğlum? Madiye ben seni burada koyuyorum da. Bak şimdi İspanya, Portekiz burada ya. Evet. Bu adamlar buradan aşağıya doğru yardırıyor. Bak ilk gittikleri yer... Keşifler olmayaydı. Herkes kendi kendine yaşasaydı ne güzel olurdu yani. Evet bir takım madenleri ve ulaşım araçlarını bulamazdık. Biz bulamayalım böyle... oğlum lanet gelsin. Bulduk da ne oldu? Kaç defa Afrika'ya gittin? Hindistan'a gidebildin mi? Hayır. Gerekmiyor. Anca işte böyle. Ama istesek gidebiliriz yani. İstesen de gidemem oğlum neyse. Evet devam et tamam. Artık biraz o. Coğrafi keşiflerin nedenlerinin en önemlisi... O çocukluğu diye bunu söylemiştik zaten oğlum hayır, bana. Hayır değil abicim değil. Avrupa teknolojik olarak ileride ve meraklılar. Meraklılar? Kaspa. Soyguna. Hayır öyle değil. Bunlar bilim. Havallıcıklar başına geleceklerden habersiz. Oralarda böyle özgür özgür koşuyorlar. Atlara biniyor. Birbirlerine diyor ki sen kadın ay parçası olsun. Sen de kişniyen şahin olsun. Bilmem ne böyle güzel bir dünyaları varken. Amerika'nın Vespucci denen şerefi
az düşük, kırkız. Kırkız oğlum hem de şey bulmuş. Bütün dünyanın kaderiyle oynuyor. Diyorlar ki neden ya duayı böyle bırakalım diyorlar. Biz buraları keşfettik. Her yerin anasını kıl şey yapalım. Demiyorlar mı? Yok öyle diyorlar oğlum. Ya öyle demiyorlar abi. Sonra da kovboyluk müessesesi dediğin gibi kulağına şey gelmiyor mu oraya, onu getirmiyorlar mı? Kovboyluğu anlatak mı? Anlat abi, kovboyların yerlilerle savaşını evet, anlatalım. Oğlum, davar güden adamlara kovboy diye bir isim olmuş. Kovboy aslında davar gidiyor bunlar. Evet. Ya bunlar böyle hepsi şey, yağır gibi. Oğlum bütün kovboy filmlerinde kokusu burnuma gelirdi benim bu. Ya bu hep apşaraları falan, ama ata binmekten falan, yağır gibi gezmekten, saçları yağır gibi. Ver yolum ağrım. Oraya giden bir daha geri dönmedi falan. Falan filan diye saçma sapan konuşuyor. Hemen derler ki birbirimize vurak. Hadi vuruşak mesela, konuşuyorlar. Hadi gelip birbirimize silah sıkak. O şey ama düelloya davet ediliyor. Oğlum düello silah sıçarım, onların öyle düellom olur böyle. Gerçekten çok mükemmel bir kültür getirmişler. Harikulade. Soygun desen oğlum, bir bankacılık kuruyorlar çölün ortasına. Gelen evet. Geçen geliyor, ölüyor. Kim kimin vurası da falan gibi. Mükemmel bir kültür. Masal saati diyelim mi? Bir dakika oğlum, bir dakika diyelim. Bir dakika, bir mesaj geldi, bir dakika. Aaaaah! Yavrum Modeste ya. Köln ya. Köln zaten ya. İnatçı keçiler. Nasıl oğlum? Boğum bitti oğlum. Ben bildim zaten. Boğum çünkü deplasmanlarda zaten. Haydi bakalım. Oğlum dur bir taş mı yiyek dek ya. Yerim masalını anlatır sana masalı. Masal karın doymuyor. Haydi bakalım taş mı yiyek. Şak. Oğlum çok güzel. Vallahi keyfim yerinde. Ne oldu ya? Vallahi keyfim yerinde oğlum. Mesela ne diyordu bir tane? Futbol düşünürü verdi. Alman liginden uzak dursunlar diyordu. Oğlum bilmeyenler uzak dursun. Bilenler için hazine. Tamam oğlum, riski var. Bak riski var. Çünkü deplasmanda iyi oynuyorlar. Ev sahibi takımların şeyi, o kadar şeyi yok. Millet gözü kara bu Almanlar oğlum. Manyak gibi oynuyorlar. Kendi ev deplasmanı düşünmüyor ama bilen adam için önemli değil. Şak diye dayın koydu. Dayın koydu. Ne koydu? Yavrum Modest'ten böyle 89'a çaktı koydu vallahi güzel. Sen bahis mi oynadın? He oğlum. Abi bahis illere. Bahis oğlum tamam da yasal 10 numara mükemmel bir şey eğlen. Abi bir amira bir şey yapacağım, hadi bakalım. Sen nereden oynuyorsun bunu? Tuttur oğlum. İnanılmaz oğlum, içinde her şey var. NBA falan da var mı böyle? Oğlum olmaz olur mu? Her bir şey var diyorum yani. Öyle bir şey değil. Galiga bunda çıkan lig 1 NBA. Oğlum arkasında kim var biliyor musun? Kim var abi? Kim var oğlum? Saadettin Saran'ı tanıyor musun? Evet biliyorum, Saran Holding. Benim arkadaşım oğlum öyle, sen öyle tanıyorsun da. Benim şeyden arkadaşım oğlum, biz spora gidip bu şey var, boks torbasına ayağımızı koyuyor, oradan bekik çekiyor. Saran Holding. Onun kurduğu bir şey oğlum işte ya. Zaten bizim çocuklar 18-6. Sizin zaten giremezsiniz oğlum. 18'i doldurmuşlar ha. Anlatıyorum ben. Benim de bir 50 lira var, onu şey yapalım. 50 lira. Risk alın mı? Risk alır mısın? Alırım abi. Risk alır mısın? Abi son 50 liram ama alırım. İspanya'daki ikinci ligine var mısın? Varım abi. Açtım oğlum, tuttum. Şimdi indirdim, açtım. Şey aç oğlum, İspanya ikinci ligine gel. Tamam. Geldin mi? Ha, geldim. Dur ben bakayım. Ha, Ibiza Tenerife oğlum bak. Bu Ibiza loy loy'dan falan futbolcular kafayı yemiş, oynayamıyor oğlum. Bak. Gece alemleri, Ibiza'da gece alemle takılmaktan oynayamıyor. İlk yarı, bak şöyle diyelim. Heh. İlk yarı beraberlik, ikinci yarı Tenerife. Bas. Tamam. Bas oğlum bas. 50 liranın hepsini basıyor. Oğlum. Evini sat bas diyeceğim, senin de öyle bir evim evi yok yani ya. İşte 50 liram var, son onu basacak. Bayağı analiz yes. Falan var burada. Tabii oğlum. Aa, hazır kupon falan da var hazır abi. Hazır kupon sana gelmez oğlum. Ha bilmeyenler orada fenomenlerin falan filan, ünlülerin oynadığı kuponlar var da onlara bana tırırık geliyor oğlum, ben kendim buluyorum yani. Peki bu Saadettin Bey şeyse, arkadaş gibiyse ya, bize Saadettin'imle bir... Saadettin'imle ben zaten konuştum ya, bu mekik çekerken şeyden ikimizin... Ve kavuşmasının hikayesi değil mi? Kara enciydi, o zaten başkasından çalmıştır. Hırsız pedevengin tek oğlum. Ya Jack onu Sparrow orada dedin. Ufak böyle anlatmayalım diye uğraşıyorum. Oğlum Jack Sparrow dediğin gödüne böyle eyeliner çekiyor. Saçına maçına rasta yapmış, bir şekil. Sakalında boncuklar yapmış. Var, ben çok hep beğenirim. Hep bir yarı alkol. Aa bak orası güzel, hep bir şeyle. Devamlı konuşurken o zaman bir dakika up ben düşeceğim, kavruldum. Sarhoş hareketlerle sarhoş şansı. Çocuklar hayatta böyle bir şey vardır ha. Vallahi böyle bir şey, sarhoş şansı derler. Ya yoktur ben aman şey. Düşmedim, ay gittim gelmedim, hop buradan da yırttım, hop oradan da yırttım. Hırsız ama zaten gemiyi çalmış, çaldığı gemiyi de çalmışlar. Çünkü Karayip korsanları, it, köpek, kasçı, cinayetçi falan ne varsa bu tayfa hepsi orada. Şimdi zaten korsanlık o dönemde illegal olduğu için tabii böyle neydi belirsiz tiplerinde bir araya gelmesi, evet. Bir gemide toplanması normal. Oğlum orada şey var, yok ölmüş adamlar var da onların ruhları estağfirullah.
Onlar intikam arıyorlar. Ama görsen çeşit çeşit yüzü ahtop olan adam çıkıyor, ahtopot yüzü. Öbürünün götünde kılıç balığı gibi. O onu öldürüyor, o onu bıçaklıyor falan derken hazineyi alıyor. Kaçarken ayağı kayır, öbürü alıyor. Bir de Orlando Bloom var. Evet, Orlando Bloom. Allah'ın sündüğü. Truva'da da sündüğü oynuyordu. Burada da sündüğü oynuyor. Tamam, adamın ne suçu günahı var? Öyle rol geliyor abi. Oğlum kendi karakteri zamanda... sündük olduğu için öyle roller geliyor. Evet, düzenli bir ordudan da kaçıyorlar değil mi aynı zamanda? Evet, İngiliz hükümeti peşlerinde oğlum. İngiliz hükümeti olur mu böyle? İşte o donanma aynı adamın zamanda... götünden kan alırlar İngiliz hükümeti diyorsun. Ama oğlum bunlar da işte korsan morsan. Vay oradan yırttım, vay buradan yırttım. Yalan nefret ediyorum ben kalep olsanlarla. Niye keşke anlatmayaydık. Niye anlattık o zaman? Bilmiyorum vallahi. Temel Reis'i anladım. Temel evet, Reis. O da şöyle oğlum. Safi Naz'a aşık ve kaba sakalla birebir hısım olan bir karakter değil mi? Oğlum şimdi düşündüm de şöyle bir şey. Temel Reis kafasız gibi bir şey. Evet. Sevmezseniz böyle götümden sallayıp yapıyorsunuz. Evet. Tamam hadi. Bunları sen şey diye mi koydun? Çocuklara biz dildo mu anlatacağız, anlatmayacağız? Hayır, tamam onu diyeyim, onu mu koydun oğlum? Yanına taş... Bilgi Deryası'nın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Kayıtlamıyor oğlum, ona... Haydi görem, hoş geldiniz, beş gittiniz. Bilgilerden derya olmak, deryanın evet, mum içinde... mum olup dibimizi aydınlatmak mum falan olup diplerimizi evet, aydınlatıp yok olana kadar bilgilerimizi... Ya benim bu etim bilgiymiş, kanım da İsa ne? Diyordu ya... Ne diyordu? Etim günahmış, kanım şarapmış, için yiyin beni diyor ya. Yiyin için bizi oğlum. Bilgi komple yutun bizi. Bugünün konusu kümeler. Haa öyle mi? Vaaay kümeler. Yeah. Kümeler, şer odakları, işte dış güçler vesaire küme küme insanların birlikleri, onları mı anlatacağız? Dış politika. Hayır, dış politika yerine biz matematikteki kümelerden bahsedeceğiz. Şey anlatmayacağız bugün. Oğlum. Bilmem ne paktı bu İran'la Rusya, Çin bir birlik, Amerika ile... Hayır abi düz matematik var ya matematik, aha böyle çiziyorduk ya eskiden. Bak hele amarkolik ama Çin de seviyor biri, ben diyor ki öbürü bir seyredi ben miski vururum oğlum diyor. Evet. Ne oldu şimdi alt kümeler, alkolik yüz küme, rakıcısı, vodkacısı, viskicisi bilmem ne alt kümeler. Evet hocam buraları... Bizim çocuklara bir anladı. Şimdi bunlar biri rakıcı, biri viskici bilmem ne kadar önemli değil. Neşeci, keyif ederci, keyif düşkünü. Bak bu tanım çok güzel oldu. Alkolik s**tirdi. Alkolik diye bir şey yok oğlum. Keyifçi. Evet. Bunlar keyifçi ablalar, abiler. Kimisi diyor ki ben şununla keyifleniyorum, kimi bununla keyifleniyorum, kimi şununla keyifleniyorum. Ama ortak noktaları ne? Keyif. Evet. Keyif. Yani bu keyif tam şey, büyük küme keyif. Oğlum şey de var, mesela en tepeden ayırırsak kurucular, sulucular diye bir ayırmamız gerekli. Evrensel kümeye girmeyelim, evet. Girmeyelim, yoksa kurucular, sulucular... Şimdi sınıf arkadaşları üzerinden de gidebiliriz değil mi? Bir yakın arkadaşlarımız var, onu kapsayan sınıf arkadaşlarımız var, onu da kapsayan okul arkadaşlarımız var değil mi? Arkadaşlar genel küme, evet, sınıf arkadaşları bir küme, evet. Öbürü neydi? Yakın arkadaşlar. Mahalle arkadaşları bir küme, evet. Ama mesela arada şey diyebiliriz. Şerefsizler. Hayır. Kesişimi olabilir. Mesela kesişim odur oğlum. İkisi de arkadaş, arada şerefsizler kesişim kümesi var. Ayırdığımız o şerefsizler çünkü sınıfta da şerefsiz var, mahallede evet. De şerefsiz. Mesela bir mahalle arkadaşımızla sınıf arkadaşı da olabiliriz değil mi? Bu iki küme bu durumda kesişmiş oluyor. Ama iki şerefsiz de ne bileyim şerefsiz de şuradan belli etmiş şerefsiz. Vay abim. Şerefsizeme şak diye belli eder kendini. Okey anladım. Kümeleri çok iyi anlattın oğlum. Bak oğlum kalktı. Kalın mı? Kalını mı uzunu mu makbuldür? Ne diyorsun? İnsanların tamamı makbuldür. Hayır oğlum kalın olmak mı uzun olmak mı? Hayır canım insanları dış görünüşüne göre yargılayamayız yani. İşte bak görüyorsunuz çevrenizde bir sürü insan var. İşte kiminin bak bu Nihat abinizin gözleri renkten Allah saçından almış boyuna vermiş. Benim saçım maşallah yaldır yaldır ama boyudan almış. Önemli değil oğlum. İnsan orası adam... Şey misin? Neymişsin?
genel olarak şeref düzeyin önemli gibisin mesela. Evet, insanlara davranışlarımız önemli değil mi? Şeref düzeyi işte oğlum, onlar ne düzeyde olduğunu önemli. Ya da işte dedik ya, kalın, ince, uzun, bilmem ne. Kimi kalın, kimi ince insanlar. Evet, işte, coğrafi koşullara ve genetik yapısına göre insanlar şekillenebiliyor. Evet oğlum, Afrikalılar mesela maşallah. Evet, Afrikalılar. Oğlum Afrika... evet, buna gel. Mesela geldiniz siyahi arkadaşlarımız, vay vay vay, bak bak, bitmez, bitmez, bitmez. Kasları, bunlara bir de böyle yağ sürünce falan inanılmaz güzel görünüyor. Ne yağ sürüyoruz insanlara? Onların mesela genel şey yapısı da... Evet, vücut yapısı da o şey, coğrafyaya uygun olarak. Vücuttan hariç. Ne? Genel olarak mesela hesap edin. Bu adamın kolu bacağı bu adarsa... gibisine. Ama işte... onların da başka sıkıntıları var. Japonlar mesela gözleri çekik. Evet, çekik, o coğrafyada gözleri daha çekik, doğal seçilimden dolayı daha az yüz tüyleri de sahip insanlar var değil mi? Onlar var, onların da mesela... adam mesela samuraydır, yakuzadır falan ama... ne? Allah da onları ne yapsın işte... mini mini uğraşıyorlar yani onlar da. Evet. Evet. Yani birçok insan var yani, Latinler var. Oğlum. Latinler. Oğlum götteliğidir. Hayır ne? Oğlum. Yapı olarak. Oğlum o ne güzel. Evet, kalça yapısı. Mükemmel. Oğlum kafam babama yedim. Mükemmel oğlum. Geçen dedim benim kafamda olan yerler oralar zaten. İnanılmaz. İnanılmaz. Rangangandı ince böyle kalırsın vallahi. Evet, özellikle Rio festivalleri var. Vallahi oraya zaten gideceğim. Kendimi böyle yanaklarımı çarptıracağım. Benim de var bir hayalim oğlum. Başka zamanda başka milletleri anlatırız oğlum. Hemen tamam, şimdi şey anlatmayalım. O zaman masal saati diyelim. Vuralım mi? Vuralım masalı amına. Masal saati. Vur. Lan masal. Game of Thrones. Finali bok gibiydi, bilmem neydi falan filan ama o da bir değerimiz olmuştu. Ama başlangıcı falan şundan önemli oğlum. Çeşit çeşit aileler, kümeler evet. Var gibisine. Evet doğru. Evet, bir tane böyle bir dünya. Lannister'lar. Evet. Ay, sarı sarı Lannister'lar borcunu öder ayı falan ama hepsi şey gibi oğlum, Amerika gibi bir şey mi benzetelim? Evet, o dünyada ekonomik gücü elinde olan bir Lannister ailesi var. Artist kibirli geziyorsunuz bilmem ne. Her istediğimizi yaparız, paranızı da atarız. Biz böyle yapmayız. Laz gibi mi diyeyim? Niye Laz gibi? Orta Doğulular? Dothrakiler. Dothrakiler oğlum, Dothrakiler. At s**yorlar. Hayır, ata biniyorlar. At s**yip kadın yiyorlardı öyle bir... Hayır, ata biniyorlar. Oğlum hem biniyor hem... Evet, nehri geçmiyorlardı değil mi? İnanmış oğlum öyle gibi. Hem biniyor hem s**k... ellerinde oraklarla moraklarla keyfe gider adam kafası kesiyorlar, dilini söküyorlar. Kallar oğlum, var çok ve... çok acayipti, evet. Onlar da atlı birlikler ve çok güçlüler değil mi? Vaylar neyse, iyi ki onun bir tane işte ne kadar güçlü olursa olsun enfeksiyon kaptı, bir tane antibiyotik. Evet, Kaldrago antibiyotik olmadığı için... Sipri yutamadı, gitti işte neyse. Evet, maalesef göğsünden aldığı yara sebebiyle... Tıbbının önemini anlatan güzel bir bölümdü o. Başka neler olduydu oğlum? İşte bizim kalesi. Vay, ejderhaları doğurdum, bir şey yaptım, bilmem ne oldum. Dediğin abi tahtı aldı. Nerede aldı oğlum? Geldiler. Abi Jon Snow olmasa aldı tahtı. Jon Snow en son şey yaptı ya, bıçakladı ya böyle. Bak. İşte bıçaklandı. Tamam ama o tam aldı tahtı aslında yani. Ne oldu, bıçaklandıktan sonra tahtı alsan ne olur oğlum? Neyse. Ayrıncılar. Duzdan geldik, Duz'a giderek bilmem ne. O kadar tırrık ki şey gibi oğlum. Abi gemicilikleri bu... iyi onların. Oğlum gemicilikleri iyi de böyle... oğlum çorak topraklarda fırtına denizin ortasında böyle vay da bir de denizciyiz. Evet, bir takım adalarda yaşıyorlar. Ama burada önemli olan ailelerin birbirlerini desteklemesi ve siyasi olarak tahtı alabilmek değil mi? Savaşarak değil. Ne savaşarak değil oğlum? Herif kafa kesmede bilmem ne. Ejderi ya koca bir kenti yakıyor. Onların gırtlağını tıkıyor. Öbürünün kafasını patlatıyor. Öbürünün kazıkları oturtuyorlar. Kafa kesiliyor. Arya Stark vardı oğlum. Evet, Arya Stark. Stark ailesinin en küçük. Küçücük kızdı da. Akgezenler. Akgezenleri Arya bıçaklı. Akgezenleri vardı oğlum. Mavi gözlü. Şey gibi. Evet, aslında yaşayan ölüler değil mi? Ölüler ama nasıl böyle. Diye böyle. Yaşayan ölüleri diriltiyor. Oğlum onu nasıl anlatsak ki, ne olacak ya? Dağ vardı. Dağ? Ya, ateşten ağzını şey yapar. Kardeşim o sobaya mı basmış, o da onu bu
bıçaklıyor. Ateşten korkuyordu falan onu. Onu bıçaklıyorlar. Ölüp dirilen biri vardı. Işığı biz ateşin dirilenler. Kızıl kadın vardı. Şey doğurduydu yaratıklar. Canavar doğurdu gitti. Oğlum. Adam öldürdü. Cüce! Oğlum hep unutmuşuz. O cüce nasıl? Kerhaneci ya o nasıl güzel bir... Onu niye anlatamadık ya? Lannister'ların en küçüğü. En küçüğü en ama şey. Küçük ama. Vay 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 vay. Evet, yaşam sevdalı. Keyifçi diyelim. Aklı çalışıyor gibi bir şey abi, gibi. Ama ahraz. Kekilli mekilliyle manitacılık falan. Oğlum bu anlatır çok şey lan. Kaç sezonunu biz niye anlatırız? Açın izleyin oğlum. Ne öğrenecek abi bu çocuklar? Vallahi hiç söylemezsin çocuklar. Bu yayınlanmaz. Ben size söyleyeyim. Hayır, yani... Bunu niye anlattık biz ya? Hiçbir şey o anlatamadık ki. Olay yok. Oğlum güzel bir dizi çekerken final bölümünü bok gibi yapmayın. İşte böyle yalan olur gider. Oğlum oynama onlar dekor. Bir dakika dur dekor için. Oğlum ona kaç lira verdi bu çocuk gitti aldı. Abi bir saniye. Oğlum bizim yövmeyeden kesiyorlar onu kırarsın ha. Ben kırmadım ha. Adam bir kırdı şey ben kırmadım. Abi. Abi oğlum şey... eşeğin ayağı. Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Bilgi Deryası bölümünde sizlerle sorumluluklarımız üzerine konuşacağız. Nihat gerçekten bir şey söyleyeyim. Hiç tadım yok ya. Böyle olmadı oğlum. Böyle bir canlı gir ki beni de bir gaza getir bir canlandır ya. Ya bu şey var ya bıcırık kızlar var çocuk programında. Bıcırık kızlar. Merhaba böyle bıcırık kızlar var. Çocuklar bir şey yapıyor da onlar gibi yapsan oğlum. Oğlum biraz değiştir onlar gibi yap. Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Ya tamam vazgeçin. Boşver tamam vazgeçin. Merhabalar kanalımıza. Abi benim tadım kaçıyor ama ya. Tamam bak. Beni sürekli bölüyor hocam. Bugün sorumluluklarımız üzerine konuşacağız. Nihat bu konu gerçekten önemli çocuklar. Sorumluluk önemli. Herkes sorumluluğunu bilsin. Evet devam et Nihat. Evet kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımız var. Şimdi bu sorumluluklarımız ilk olarak nerede başlıyor? Nerede başlıyor? Evin içinde yani birlikte yaşadığımız diğer insanlarla yaşam alanını paylaştığımız diğer insanlara karşı başlıyor. Tabii ondan önce insanın kendine bir sorumluluğu olur ya. Yani kendi içinde bir sorumluluk duygusu vardır. Kendine dersin ki ya ben böyle bir adamım insanım der ondan sonra bu benim kendi sorumluluğum der. Evet. Anladınız mı çocuklar? Peki bizim kendimize karşı sorumluluklarımız nelerdir? Koltuk altımızı yıkayacağız. O artık sağda solda kokarak gelmeyeceğiz. Bu kendi sorumluluğumuz. Yani öz bakımımızı gerçekleştirmek. Öz bakımı. Böyle koltuk altın kapış arası falan. Buralar çok kokar çocuklar. Buralar dikkat. İyice ovalayın oraları böyle şey yapıyorlar. İşte duş diye bir şey var. Hop saçımı yıkadım çıktı. Olmaz. Koltuk altını efendime söyleyeyim. Kapış aralarını falan lifle iyice ovalayacaksın. Hayır öyle değil. Her gün düzenli olarak kişisel bakımımızı yapacağız. Tamam kişisel bakım dedin öyle iki lıklık duş değil. Ya böyle lifi iyice sabunlayacaksın. Ondan sonra önce bir sıcak böyle kendini ıslatacaksın, bekleyeceksin abi, falan. Abi arada sonra... hamama gideceksin kendini abi. Keseleteceksin böyle bir derin. Ne anlatıyorsun abi? Çocuk bunlar çocuk. Önce bir suya alışsın yeter. Ya bir dakika. Çocuk bunlar. Çocuk deyip pisliğe boka pisliğe alıştırmayın çocukları ya. Çocuklar bakın bugüne girelim. Şimdi tuvalet önemli. Herkes herhalde efendime söyleyeyim tuvaletini yapıyor. Artık o kadar da yapın canım onu da öğretmeyelim nasıl yapacağımızı. Tuvaletini yapıyor. Efendim şöyle yeni bir icat çıktı. Tuvaletten sonra işte su çalmadan ondan sonra hemen lak sil çık. Böyle olmaz. Su çalmak diye bir olmaz. Şey olmaz. Şey öğretmesin her oraya kadar anlatmasın bu çocuğu da yormayın ya. Şimdi artık bunu öğren. Bunu Nihat abinden bekleme. Git odanı toplamayı da Nihat abi anlatmasın. Bu çocuk burada 2.30 paraya çalışıyor. Bu çocuk otobüste gelip gidiyor buraya. Tamam. O kadar değil abi. Tamam iyiyiz. Tamam bir şey. Kimse Nihat'a dokunamaz. Kimse Nihat'a dokunamayacak. Yedirmem Nihat ulan. Bir ara verelim. Benim bir kafa gitti. Tamam abi zaten. Bir ara verelim. Benim bir kafa gitti. Tamam şey yapalım. Tamam. Yok iyiyim. Tamam oğlum tamam ya. Bir de abi seyirciye bağırdın ya. Yok ama bilecekler Nihat'ım. Öyle onunla karıştırma. Hadi o zaman şey yapalım. Tamam. Masalı anlatalım. Ne masalı mı? Kusura bakmayın ha. Tamam ne adam? Masal saati. Ling ling ling. Hadi bakalım. Bir varmış. Bir dakika. Masaldan önce maymun koymuşsunuz buraya. Bunlara bir şey anlatacak mıydık? Es geçmeyelim çocuklar. Maymunlu bir şey var mıydı? Yok. Ürün yerleşme falan mı bu? Ne bu? Yok abi. Niye koydunuz maymun oğlum buraya? Ben bir şey mi anlatacaktım maymunla ilgili? Hayır abi kaldırayım ben. Nedir yani? Maymun mu anlatayım istiyorsunuz? Maymunlu... Bir zamanlar uzak bir diyarda bir kül kedisi yaşıyormuş. Ailesiyle birlikte çok güzel vakit geçiyormuş. Ama bir gün çok kötü bir şey olmuş ve annesi
bu hayattan göçmüş. Oğlum çok uzun anlatıyorsun, çok uzun. Ben sıkılıyorum bazen öyle. Vay vay vay. Geç bunları oğlum ya, geç tamam işte. Bir tane eve besleme gibi gitmiş bu kız. Hayır, bir tane eve gitmiyor abi. Annesi vefat edince babası başkasıyla evleniyor. Üvey annesinin iki tane de kötü kalpli kız kardeşi var. Anlattırmıyorsun ki. İki tane kötü kalpli kız kardeşi. Pardon, tamam. Haklısın. İşte bir tane üvey ana geliyor, iki tane kendi kızıyla. Buna da şey yapıyorlar, besleme gibi davranıyorlar. Kral oğlu prens için bir balo düzenliyor. Bir dakika. Kral oğlunu ev vermeye mi çalışıyor? Evet yani oradan şey... Oğlunu ev vermeye çalışıyor. Bakayım şu kızlar gelsin de hangisi güzel, hangisi çirkin görek oğlumu alam diyor. Evet. Bunun için bir balo düzenliyor. Ve kül kedisi de baloya gidemediği için çok üzülüyor. Çünkü üvey annesi ve kız kardeşleri onu baloya göndermiyor. Onun yerine diyor ki bu evin yerlerini silmen gerekiyor diyor. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi burada direkt üvey anayı, o kızları suçlamayak. Belki o kül kedisinin sorumludur o evleri temizlemek. Evi temizlemeden baloya gidemiyor. Biliyorsun diyorlardır belki. Ama işte öyle diyorlar ama sadece kül kedisine temizlettirdikleri için o tam onun nereden sorunu... biliyorum? Belki iki gün önce o kızlar temizledi. Bugün sıra kül kedisindeydi. Abi ama masal ya o. Beslemeye götürmüyorlar. Kızın da canı sıkkın. Keşke ben de gidip kendimi prense gösterseydim diyor. Peri anne evin içine belirmiş ve demiş ki saat 12'den önce evde olmak şart. Belirmiş mi? Öyle şey gibi mi belirmiş? İyi saatte olsunlar gibi böyle adı lazım değil, üç harfler gibi mi belirmiş? Abi işte böyle... Oğlum çocuklara cin mi anlatacaksın? Hayır abi, yoktan var oluyor ya, peri ya bu. Haydi çocuklar iyisiniz, gene geldi cadılar periler geldi, gelin haydi bakayım evet. Ve diyor ki sen baloya mı gitmek istiyorsun? Evet diyor peri anne, evet peri anne ben baloya gitmek istiyorum diyor. O zaman seni baloya göndermek için burada bir büyü yapayım ben sana diyor. Ondan büyü değil sonra... ha. Sonra da diyor ki saat 12 olmadan hemen evde olmaz işte. O zaman kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hadi bakalım, her gün de bunları söylemeyek artık. Yapın yani. Kapat ya. Orhan, gel bakayım. Kamerayı da kapat oğlum. Getir oğlum benim o küçük sehpayı, getir şu araya koy bakayım. Küçük sehpayı şu araya koy. Bizim konuşacak. Orhan, oğlum Nihat abinle konuşacaklarımız var. Seni ilgilendirmez. Ben bir şey alayım gelin mi abi? Ha, koşarak gel ama. Geçen kulan değil mi? Gönder oğlum. Bak şeyde, ne haber gibisin ya bir şey. Ne haber, oğlum ya. Komikli gibi. Tamam. Ne haberdi? Alevat. Gülmeli Alevat yani. Tamam. Bitki, hayvan, insan gibisine devam edelim. Ve tek hücreliler. Çeşit mahlukatlar. Beraber bir düzen içinde yaşamaya çalışıyoruz. Efendim bir şey zinciri vardı ne? Besin zinciri var. Besin zincirinin en üstünde kim var? Kim var? Çocuğu insan var. Hayır. Besin zincirinin en tepesinde insanlar bulunuyor. Evet. Gene bilmişim oğlum. Evet doğru ama küfür ettin ya. En büyük özellikleri düşünebilmemiz ve iki ayak üzerinde hareket edebilmemiz. Aynen aman ha çocuklar. Şimdi size sorsalar oğlum hayvanlı insanın farkı ne? Herkes kafadan Nihat abinin söylediği gibi düşünebiliyoruz. Kafamız var, kafalı insanlar. Eskiden senin miydi falan derken böyle bir benim dedi ve hülkiyet denen şerefsizlik çıktı ortaya. Bunu da insanoğlu kafasıyla yaptı. Oğlum ondan sonra da işte ev sahipleri kiracılara diyor ki oğlum bir oda evine diyor ki vallahi geçen kiralar şurada şeyleydi ben getirdim 5 istiyorum falan dedi. Hepsi işte o ilk aletten sonra o çiti çeviren adam yüzünden oldu. Oğlum yani o adam orayı çevirmeseydi burada benim mi? Eteden gelin oğlum bana benim, kesmeyin lan falan filan demeseydi. Şimdi böyle çocuklar ev kirası diye sokaklarda yatmazdı. Evet çünkü temel toplum yapısı olmazdı, öğrencilik olmazdı. Oğlum toplum böyle bir şey ya. Toplum yapısı dediğimiz şey bu ezme sömürmüşsün. Evet hayvanların ortak özellikleri nedir? Göt koklamak. Hayır. Hayatta kalmak. Oğlum tanımak için yani burun yapıları gelişsin ya öyle evet. Tanıyor. Karakterleri mesela köpeğe kokluyor ha bu alfa değil mi? Diyor alfa değilmiş tamam ya götü tırrıkmış diyor mesela onun arkadaş oluyor bildiğin yani. Evet iletişim biçimi olarak bizim gibi dili kullanmayıp bambaşka şekilde iletişim kurabilirler. Mesela bazıları koklayarak, bazıları dokunarak, bazıları öterek. Bazıları duyarak gibisine. Evet. Hayvanlar öyle işte kimisini biz kesiyoruz, yiyoruz. Kimisini seviyoruz. Oğlum ona nasıl bir karar verdiysek şunları keselim şunları sevelim mi dedik acaba?
Kim dedi oğlum şunları kesek şunları sevek. Ne bu nasıl bir kafaymış ya? Oğlum bu insanoğlunu anlatınca ben deliriyorum ha. Evet, insanoğlu kendi faydası için hayvanlarla ortak iş halledebilirler. Evet. Mesela bir tarlayı sürmek için bir kafası var gibi bir şey galiba. Evet, titreşimlerden ortamın pozitif mi, negatif bir hisse ait olduğunu fark edebilen bitkiler var. Ama Allah'tan işte mülkiyet gibi bir şeyleri gelişmemiş. Güzel güzel yaşıyorlar oğlum. Burası da şu topraklar benim. Oradan sen kökünle su çekme falan birbirlerine demiyorlar. Herkes olduğu yerde ihtiyaca kadar yaşıyor. Oğlum bitki de hayvan da hepsi insandan iyiymiş ya. Bu bilinç iyi bir şey değil oğlum ya. Evle ilgili sıkıntın var abi. Kaç aydır diyor işte diyor efendim gözlem yapmadın diyor. Yaptık ya oğlum sana geçen ay yaptık tüfe şeyinde yaptık dedim falan. Abi dedi görmüyor mu dedi bilmem ne ev kirası kaç oldu falan. Dedim oğlum kaç olduysa bizim bir anlaşmamız var dedik. Abi şimdi geliyorsa falan diyor. Oğlum bak ev sahipleri. Oğlum siz çete misiniz? Hayda. Oğlum siz taksicilerle birlik mi oldunuz ne yaptınız oğlum? Adama ben zam yapmışım. Tefe tüfe. Oğlum bu adam bak her gün aynı tişörtü giyiyor ya. Aynı gömleği yıkayıp geliyor adam yani. Çünkü niye kazandığını ancak evine verebiliyor. Evine veriyor sadece. Ben ailemle yaşıyorum abi. Oğlum koca adam bak bu adam seks yapmıyor ya. Bu adam sevişemiyor oğlum. Ailesiyle yaşıyor sevişemiyor. Banyoda falan kendine ne yapıyorsa abi. O yani. Bunlara bakma oğlum bunlara orijinal. Efsafları. Bu adama bir gömlek, tişört bir şey ayarlayayım oğlum. Öyle olmaz ya bu adama. Yazık ben gördükçe üzülüyorum. Benim hadi bir takım elbise falan yenildik de bu adama da bir şeyler yapın yani ya. Evet, bitkilerde kalmıştı. Evet, bitkiler ne yapıyor bitkiler? Fotosentez yapıyor, su içiyor falan. Hayır. O zaman bakalım ne anlatır bugün canlı dedik falan dedik. Oğlum Şefika yenge gibi, estağfirullah. Fatiha gönderim oğlum Şefika yengem aklıma geldi. Neyse madem orada şey var bu canlılar var, ölüler var, bir şeyler var. Bir de ne var? Ölmüş gibi olup yeniden gelen zombiler. Girelim oğlum girelim. Çocuklar hoşuna gidiyor hepsi. Oğlum bunlar hepsi izliyor. Oyun oynuyorlar. Daramalı zombi daramalı oyun oynayan kitlemiz var. Anlatak oğlum. Evet. Walking Dead ölülerin şafağı bir geri dönüyor. 28. gün gibi karışık bir zombi masanına hazır mıyız? Yeee diye duyar gibi oluyorum. Evet. O zaman hadi bakalım anlatalım. Şimdi nasıl biz böyle lelele yaşarken falan Covid diye bir şey geldi. Aman Allah Covid olduk falan. Covid yerine beyninize yerleşen bir virüs olabilir ve sizi bir ölüye çevirip sadece beyin yemeye çalışan şerefsiz mahluklara çevirebilir. Onun için de hazırlıklı olun. Mesela masalda şey vardı mesela. Hazırlıklı mı oldun? Evet oğlum bu masal değil. Ben eğitimli sisteme devam edeyim. Bu zombileri bir anlatayım oğlum. Yarın bir gün bir zombi gelir bir şey olur bilsinler. Çocuklar bu filmlerden öğrendiğimiz şeyler var. Genelde şöyle oluyor filmlerde. Bu ölülerin şafağı falan fıstıkta. Herkes mutlu mesut falan yaşarken bir tanesi şey yapıyor. Bir nereden işte uzaydan mı düşüyor o virüs? Bazen laboratuvarda oluşturulmuş bir virüs. Laboratuvarda oluşuyorlar. Covid dediler çilimleri mi yaptı diye. Onun gibisin.